Abdülkadir Selvi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonla ne konuştuk? Ali Babacan'ın AK Parti milletvekili iken bir yandan Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak öneren teklife imza atıp, diğer yandan Abdullah Gül'ün Erdoğan'ın karşısına muhalefetin ortak adayı olarak çıkması projesinin tam göbeğinde yer aldığını söylemesi, siyasi hayatımızın en ibret verici itiraflarından biri oldu. Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı olarak görebilirsiniz ama hem AK Parti milletvekili rozetini taşıyacaksınız hem de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tasfiye planının tam göbeğinde yer alacaksınız. Bu siyasi iki yüzlülükten başka bir şey değil. İhaneti affetmez. AK Parti'den istifa edebilirsiniz. AK Parti'nin karşısına parti kurabilirsiniz. Bizim insanımız birçok şeyi anlar ama bir şeyi affetmez. O da ihaneti. Siyasi ahlakı, etik değerleri ağzından düşürmeyen Ali Babacan'ın bu yaptığı ise bırakın siyasi kriterlerle değerlendirmeyi insani olarak dahi affedilecek gibi değil. Ali Babacan, AK Parti'ye ve Erdoğan'a yönelik kumpasın içinde yer alırken AK Parti milletvekiliydi ve tam 13 ay sonra istifa etmeyi aklına getirdi. Siyasi ibret belgesi. Ali Babacan'ın bir yandan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına imza verip, diğer yandan Abdullah Gül'ün Erdoğan'ın karşısına ortak aday olarak çıkarılması projesinin mimarlarından biri olduğu yönündeki itirafını eleştirdim. Sadece eleştirmekle yetinmedim. Siyasi ikiyüzlülük örneği olarak hem Ali Babacan'ın hem Ahmet Davutoğlu'nun imzalarının örneklerini yayınladım. Siyasi bir ibret belgesi olarak arşivlerde yerlerini almalarını istedim. Erdoğan'ın telefonu. Siyasi iki İkiyüzlülüğün Belgesi başlıklı yazımın yayınlandığı akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı. Cumhurbaşkanı ile aramızda güzel bir konuşma gerçekleşti. Salı günü akşam 19.25'te yaptığımız görüşmenin özel bölümlerini kendime saklayacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gönül diliyle konuştuk. Gezi olayları sürecinde 17-25 Aralık döneminde ve kader birliği yaptığımız 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi. Erdoğan'ın vefası. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet mitinglerine, 367 kararına ve 27 Nisan e-muhtarasına rağmen Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesini sağladı. Erdoğan'ın dirayetli duruşu olmasa Gül Cumhurbaşkanı olamazdı. Celal Bayar, Özal, Demirel ne yaptı? Ayrıca Cumhurbaşkanlığı gündeme geldiğinde parti liderleri önce kendilerini o makama layık gördüler. DP Genel Başkanı Celal Bayar, ANAP lideri Turgut Özal ve DHP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı seçilerek Çankaya'ya çıktılar. Bunun tek istisnası oldu. Abdullah Gül kardeşim. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakanı olarak Erdoğan önce ben demedi. Erdoğan'ın seçilmesi doğal olandı. Siyasi geleneğe uygundu. Sayısal gücü yeterliydi ama Erdoğan önce kendi nefsini değil, dava arkadaşını tercih etti. Abdullah Gül kardeşim dedi. Kardeşim Erdoğan diyemedi. Ama Gül 7 yıl cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra kardeşim Recep Tayyip Erdoğan diyemedi. Erdoğan Ahmet Davutoğlu'nu başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Ali Babacan'ı başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı yaptı. Ama onlar koltuk gittikten sonra Erdoğan'ı tasfiye planlarının içinde yer aldılar. Yok yok, tam göbeğinde. Siyasi vefasızlığın bir adım ilerisine geçip Erdoğan'ı tasfiye planlarında rol üstlendiler. Erdoğan'ın kaybetmesi için çalıştı. Abdullah Gül Erdoğan'a karşı muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olmaya çalıştı. Başaramadı ama Erdoğan'ın kaybetmesi ve AK Parti'nin İstanbul seçimlerinde başarısız olması için çaba gösterdi. Kendisini cumhurbaşkanlığına taşıyan partisine vefasını böyle gösterdi. AK Parti'den ayrılarak kendi partilerini kuran Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu ise anlatmaya gerek yok. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın siyasi ikiyüzlülük ve ihanet örneği olan rollerine dikkat çekmeye çalıştım. Erdoğan'ın ilk sözleri ne oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yazını okudum. Teşekkür etmek için aradım." diye söze başladı. Doğrusu İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarının sürdüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail zulmünün engellenmesi için dünya liderleriyle görüşmeler yaptığı bir sırada aramasına şaşırmıştım. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan telefonu bağlarken Cumhurbaşkanının bir görüşmesi nedeniyle kısa bir süre beklemek zorunda kaldım. Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiğinin tam ortasında aramıştı. Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistinlilere sahip çıktığı Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıların durması için gayret gösterdiği için teşekkür ettim. Erdoğan tabii ki yapacağız dedi. Bu benim misyonum dercesine bir dava içindeydi. İçimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar. Kısa konuşmamın sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir cümleyi iki kez kullanması dikkatimi çekti. Mescid-i Aksa'ya saldırıları konuşurken Cumhurbaşkanı içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak isteyenlere karşı yazınız çok güzel oldu dedi. İkinci kez Mescid-i Aksa vurgusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmamız sona ermeden siyasi ikiyüzlülük ve ihanet konusu gündeme geldi. Osman Bölükbaşı partisinden milletvekili seçilip ilk fırsatta Demokrat Parti'ye geçen milletvekilleri için o kadar ihanet gördüm ki gönlüm Karacaahmet mezarlığına döndü demişti. Elinden tutup Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakan yaptığı kişilerin ihaneti karşısında Erdoğan'ın ne düşündüğünü merak ettim. Kişisel bir şey söylemedi. Şahsını değil. Davayı ön plana çıkardı. Bunlar da içimizdeki mescid-i aksalları yıkmak istiyorlar dedi. Peki, uluslararası sistem Erdoğan'ı neden yıkmak istiyor? Erdoğan'ı tasfiye planında yer alanlar neye hizmet ediyor? Erdoğan bir cümleyle yanıtını verdi. Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar dedi. Erdoğan'dan neden rahatsızlar? İsrail'in bombardımanı altındaki Filistinlilere sahip çıkan kim? Sadece Erdoğan çırpınıyor. Arap dünyasından ses çıkıyor mu? Zaman zaman uluslararası sistem Erdoğan'dan neden rahatsız diye düşünüyorum. Askeri vesayeti geriletip 15 Temmuz'da ABD FETÖ ortak darbesini püskürten başörtüsü yasağını kaldırıp Ayasofya'yı açan Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla sınırımızda oluşturulmak istenen PKK Garnizon Devleti kurma planını parçalayan Mavi Vatan'ı kazandırıp Libya'da Hafter darbesini önleyen, Karabağ'da Azeri kardeşlerimizin zafer kazanmasından büyük payı olan Erdoğan'dan niye rahatsız olmasınlar ki? Benimki saf bir soru bir dönemin dava arkadaşları uluslararası sistem elbette ki Erdoğan'ı tasfiye etmek ister ama asıl önemli olan bir dönemin dava arkadaşlarının burada üstlendiği rol ve neye alet oldukları konusu